eğer zıtta götürecek önermeler olmasaydı ispat denilen bir sistem insanda çalışmazdı. Yani inkara yol olmamış olsaydı imana yol olmazdı. Dünyayı yapacaksın ha böyle koparttın parçayı bunu. Suyu nereden getireceksin? Mehmet a bu kazanı ile taşısa bu dünyadaki suyu nereden taşıyacak? Buraya getirdin. Özgür ağırlığı nasıl olsun abi? Civa gibi mi olsun? Pekmez gibi mi olsun? Su gibi bir, bir olacak. Çıkan renkli ama onu ortaya çıkaran sebep kör. Hangi aptal inanır buna? Vallahi ya eşek bile inanmaz diyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Tefikini refik eylesin. hizmet imaniye İmaniye, Kur Kur'an'ı ayağımızı kaydırmasın. E, bu durusu Kur'an'ı, maide-i Kur'an'ı soframızdan hissemizi ziyade eylesin. Riyakaran'a yaptığımız duaları dergi hazretinde kabul eylesin. Amin Ya Rabbi. Şimdi ben eskiden merak ederdim Fatih. Allah kendi varlığını zıtsız... Yani zıta imkan bırakmadan niçin yaratmadı? Niçin kafirler türedi? Niçin kafirlik yolu açık? Allah kendisini inkar edebilecek bir sistemi insana niye koydu? Hadi bunu koydun. %100 Allah'a götürecek kainatta olaylar öyle niye dizmedi? Ve öyle mi gözüküyor? Yani küfre inkara yol açacak e, sebepler var. Yüzde yüz iman etseydik olmaz mıydı? Eskiden hep merak ederdik. Niye böyle bir Allah, böyle bir sistemi kainatta böyle bir istidadı insana koymadı? Küfre yol açılmasaydı kimse cehenneme gitmeyecekti. Hatta İslamiyet olmasaydı kimse kafir olmayacaktı. Kafir denen, iman denen bir şey yok yani. İslamiyetsiz böyle. Aa, sığırların kafiri yoktur. Kafir sığır var mı? Yok. Allah'ın ispatında mevcudattaki zıtlar kullanılmış. Yani zıta götürecek eşya kullanmış. Eğer ben bir mukademe yapacağım sonra oraya geçeceğim. Biz ısın şey yapalım diye. Eğer ispatta zıtlar önermesi öne, önermesi olmamış olsa yani inkara götürecek düşünce şekli veya dünyada böyle bir şey mesela niye görmüyoruz ustayı gibi eğer zıtta götürecek önermeler olmasaydı logo dedikleri felsefede mevcudat olmasaydı ispat denilen bir sistem insanda çalışmazdı. Yani inkara yol olmamış olsaydı imana yol olmazdı. Gece diyebilmen için veya gündüz diyebilmen için gece lazım. Gündüz nasıl diyecek? Güneşin ortasına bir meleğe desen Allah'a şükret üşümüyorsun ve karanlıkta değilsin. Dense. Allah şükret üşümüyorsun. Ne der o? Orada doğmuş büyümüş. Adem Aleyhisselam gibi olurdu. Daru selamdaydı alemi, şahadetle alemi gayb, cennetle dünya arasında bir berzah var ama hudut cennetin içinde. Onun adı Darü's-Selam. Ustadımızın tabiriyle mesela erin ismi ve cismi aynı bizimkisine benzer ama tadı benzemez. Ta ki ülfet olsun diye. Eğer inkar yolu, gaflet yolu orada açık olsaydı Adem Aleyhisselam o bekanın beka olduğunu bilirdi. Ama zıt olmadığı için bekanın bekasını bilemediği için baki bulmak için o meyveyi yedi. Zıt önermelerin olması için kainatta Allah'ın varlığı zaruri kılınmamış. Niye kılınmamış? Zıt şeyler var. Ta ki akıl düşünme, muhakeme etme, idrak etme, vehim ve tahayyül bağ kurma Bilinenden bilinmeyene intikal etme emri nisbi, emri itibarilerin tahkuku için şarttır, zaruridir zıtların varlığı. Bunlar olmazdı. Yani insan olmazdı. Yani muhakeme edemez, idrak edemez, düşünemez. Yani bir şeyden bir şeye. Şöyle düşün. Şu dershanenin ortası yarım metresi olsa. Yarım metre. birebir plastikten şeyle yapsak, parçalar yapsak, plastik. Ama hepsi de ışık olsun. Birebir. Bu salonu hiçbir yeri boş bırakmamak şartı ile o plastikleri suyun üzerine koysak batmayacağından hepsinde sıfır sıfır dayansın. Aşağıdaki suyu hareketlendirsek o plastikler oynar mı? He? Oynamaz. Niye oynamaz? Boşluk yok. Boşluk yok yer değişikliği de olmayacağı için mesela karanlık olsaydı burası üzerinde de ışık olsun ışıklar yukarıda tavanda hep sabit olurdu. Demek ki o salondaki plastiklerin yer değişikliğiyle ortaya çıkacak farklı güzellikler olmazdı. Donuk olurdu. Güzellik tek olurdu. Vaydi kıyası olmazdı. Ben şimdi oradan Yasin e oradan iki üç tane al diyorum. Hocam oradan al. Abdullah oradan iki üç tane daha ortadan al. Doktorum al şuradan al Mustafa. Sen de al. Ortadan da birkaç tane alsın. Sonra aşağıdan suyu çalkalasak. O üzerindeki plastikler oynar mı? Oynar. Yer değişikliği olmasından ortaya çıkacak tavandaki ışık güzellikleri. Yani tavana vursa, hepsi parlak olsa farklı bir görünüm arz eder. Aynen bunun gibi. Bu esmalar arasındaki boşluktur. Şunlar hepsi birer esmadır. Esmalar arasındaki boşluk zıtları varmış gibi, gibi esmaların birbirine geçiş olsun diye boşluk yani inkara, küfre gidecek boşluklar bırakmış. Vücudu yok. Küfrün vücudu yok. Boşluk var. Allah'ın inkarına dair kainatta bir şey yoktur. Kafasızın kafasında var insanın. Orada oraya ortaya bir şey koymadık. Ademidir. İşte o yer değiştirsin, güzellik tek olmasın. Çalkaladıkça o yer değiştirince plastik anlaşıldı değil mi örnek? O zaman tavana vuracağı ışık da alemi şahadettir. Bunlar alemi gayptir. Esmaların varlığı alemi gayb. Buraya yansıması alemi şahadetteki görüntülerdir. Buradaki değişiklikler esmaların tenevvüğünden geliyor. Çeşitliliğinden, birbirinin içine tecelli etmesinden geliyor. Mesela şöyle diyor Ustad. Diyor ki, cennet olmasa cehennem tazip etmez. Cehennem olmasa cennet lezzet vermez. Ne alakası var yani? Cennette vahidi kıyası mı oluyor? Cennet var. Eğer cehennem olmasa cennet lezzet vermez. E cehennemi oraya mı sokacağız? Yani nasıl oluyor? Arkadaşlar, Allah'ın ilmi niye sonsuzdur? İçinde cehalet olmadığı için. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? İçinde acizlik olmadığı için. Tamam? Aynı bu sır. Cennetin altı, yani alt zemini, sinemada biz perdeyi görmeyiz, filmi görürüz. Cennetin alt zemini celal ülkesidir. Celalde cemal tecelli ediyor ki, cemalde mertebeler olsun diye. Cehennem de celal ülkesidir. Altı cemaldir. Ta ki celal, 24. sözden söylüyorum. Celaldaki cemal, cemaldaki celal ne güzeldir diyor. Yani o cenneti bile mertebelendiriyor. Peygamberin makamı, Hazreti Ömer'in makamı ve bir an benzememesi. Yine bir mertebeler var. Mertebelerin cennette olmasının sebebi zıttının müdahalesi iledir. Zıt nedir o? Cemal ülkesi olan cennetin ...ortaya çıkış semini celal'dır. Onun için şöyle der ustad. Her bir nimette vardır bir nikmet, her bir elemde azaptan nikmette vardır bir rahmet. Nasıl var? Eğer ni nikmet içinde, şey nimet içinde nik, nik nikmet olmasa, huzurda gaflet olmasa, huzur ne olur? Allah'ın huzuru gibi olur. Mertebesiz huzur olur. Yani kısacası bir şeyi mertebelendiren ona zıttı müdahalesi Zıt müdahale olmasa onda mertebe olmaz, sonsuz olur. Onun için cemal celalde ortaya çıkıyor. Mesela film hareketli ama ekran sinema filmi ekran düz, hareketsiz. Demek ki kainatta o boşluklar ademidir. Mesela günahların vücudu yoktur. Hastalıklar ademidir. Musibetler ademidir. Namaz kılmamak ademidir. Yapmamak da yapıyorsun bak ademidir. E, o zaman eşya arasındaki ara boşluklar ademidir. Sebebi muhakeme etmek, idrak etmek, inkara geçiş gibi imkanlar olacak ki imk inkara sen muhakeme edeceksin, idrak edeceksin, vehem edeceksin. Mücadele edeceksin. Derse atlayıp geleceksin. Maça oturacaksın. Ne kadar güzel bir memleket ya. O da maç da olacak, ders de olacak ya. İnan ya. Allah müsaade ediyor. Allah müsaade ediyor. Boşver sebepleri. Allah hepsi müsaade etmiş. Allah müsaade etmesi hiçbir şey olmaz. Kumar'a da müsaade etmiş. İrade etmiş, ihtiyar etmemiş. Yani yarattım. Fiili halike Allah'tır ama razı değilim diyor olması lazım bizim bu gezegende olacak ki zıtlar karması çok kalitelidir ya zıtla var olmak zıtsı varlık zıtsız varlık Allah'tır. Tek boyutlu melek ve şeytandır. Şeytan bile değil de melektir tek boyutlu. İster miydim? Melek olma ister miydim? Usul bakımından Allah beni böyle yarattığı için merkeze koyuyorum. Allah yaptığı doğrudur. O istemezdim. Peki muhakemeyle bana bugün deseler melek olmak ister miydin? Vallahi istemezdim. İnsan olmak isterdim. Melek istemezdim. Bir kere Allah böyle yaratmış tamam. İlleti bu. Hikmeti insan olmak ya. Küfre gidecek yolum olacak. Olmasına rağmen gitmeyeceğim. Maçın olmasına rağmen derse geleceğim kardeş. Bu bambaşka bir şey ya. Bambaşka bu insana yakışır bir özellik ya. Tek boyutlu olmaz tek başına cennet gibi bir önermeden, düşünce, düşünceden akıl yürütme, muhakeme etme boşlu olmazdı. Yani insan zıtsız akıl muhakeme yürümez. Muhakeme edilemez. Aklın cebelan edemez. Ademi boşluklar olmasa. Yani kainatta, varlıkta bir daha söylüyorum yeni gelenler için. Ademi dediğimiz varlığın arasındaki boşluk, vücudu yok Allah'ın şirkine ama Ademi, ara boşluklar varlığın yer değiştirmesine, varlığın mertebelenmesine, hakikatın nihayetsizliğine sebep olduğu için o boşluklar aynı zamanda da inkara da sebeptir. Ama külli bakarsanız, biraz resim böyle kainattan çıkarsanız, galakside bakarsanız, sebebin de sebep olmadığını göreceksin. Elmayı ağaç sebeptir. Biraz küllü bakarsan sebebin de sebep olmadığını görürsün. Biraz küllü bakınca sebebin de sebep olmadığını göreceksin. Önermeler arasında ilişki ve çelişki kurulamazdı. Mesela Allah'a karşı iman var, bir de küfür var. Çelişki. Soğuk var, sıcak var, karanlık var, aydınlık var. Yani ilişki ve çelişkiler insanı zengin ediyor ya. Bana diyorlar ki yani malum tahmin edersiniz. Vehim niye yaratmış Allah? Bak vehim. Yani vehim demek niye çok çeşitli farz muhal düşünce imkanları var? Hiçbirinizin psikolojisi bozuk olmazdı. Psikoloji o kadar bozukluk, o kadar büyük nimet ki onu bela yapan biz nimeti nikmet zannetmekten geliyor. Sıkıntıyı sıkıntı yapınca sıkıntı sıkıntı oluyor. Bak şimdi. İnsan o vehim Allah emaneti semaya, zemine dağlara yüklemiş. Semadan ruh, zeminde kasıt kalp, derinlik akıldır. İnsan vehmi yüksek düşünsün ruh boyutunda, geniş düşünsün küre arz kalp boyutunda, aşağıya doğru derin düşünsün akıl boyutunda olsun, zengin, yüksek, geniş, derin düşünebilsin diye Allah vehim vermiş. İnsanı meleklerden imtiyazlaştırmak için. Çok külli zengin düşünsün. Çünkü insan vehim ile bu cümleyi altını çizin. Vehim ile insan kendisi kendisinden büyüktür. İnsan kendisine sığmayacak kadar kendisinden büyüktür. Bu vehim yapıyor. Bir daha ezber söylemiyorum. İnsan vehim ile kendisine sığmayacak kadar kendisinden kendisi büyüktür. Kendisi kendisiyle inşa edebilsin diye vehim vermiş. Dehim, insanı kendi kabına sığmayacak külli, geniş ve derin yapmış. Böyle olsun diye. Ama biz onu, eğer insan kendisini tanırsa kendisiyle, kendisinden kendisi büyük olduğunu bilir, sıkıntıları önüne koyar ve basamak olur. Sıkıntılara basamak olur. Psikolojik sıkıntı çekmemizin sebebi, o bizim ürettiğimiz hayali, bizim ürettiğimiz düşüncelerin içine biz giriyoruz. Bizim ürettiğimizin içine biz giriyoruz. Biz bize mezar oluyor. Ben üretiyorum düşünceyi. Akşam yatağa kafayı koyunca bu olumsuz kim düşünüyor? Ben düşünüyorum. O düşünen benim. İçine giren kim? Ben. Ben bana mezar oldum. Ben benden büyük olduğumu bilirsem o zaman onların vesile bir hakikatin avcısı olduğunu anlardık. <laughs> Eletik, ne yapar abim? Söyle eletikçisin. <laughs> Onu bir yalıtkanla kontrol altına alıp istediğin yere sevk edersen her işini görür. Ya. Ama e, bilemezsen yalıtkan diye bir şeyi nerede ellesen Harika. yerden yere şartlar. İnan lazım. Gece kaldırmasa seni o cüzleri okumazsın adam olmayacaktık biz. İyi ki yaptı Allah. Beyim çok güzeldir. Beni de iziyor. Ama bak bir daha söylüyorum. İnsan vehim ile lütfen bunu şey yapın. İçimden söylüyor, Tefekkürümü söylüyorum. İnsan vehmiyle yüksek, geniş, derin düşünerek kendisi kendisine sığmayacak kadar kendisinden kendisi büyüktür. Kainatı alsa, şeceri hırkat üzerine konan toz gibi olur. Kainatı yutsa tok olmaz diyor usta. Toz. Ama böyle bir insan atom mezar oluyor. Atoma gömülüyor. En ve zere bu işte. Ya eneyle batıyor ya zereyle batıyor. Veya onunla çıkıyor yukarıya. En ve zere, ikisi. Birisi hariçte birisi dahilde iki sistemin adıdır. İnsan kendisine kendisi sığmayacak kadar büyüktür. O zaman önüne koyduğu zaman, kendisinden kendisi arkasına geçtiği zaman ona insan anlıyor ki Allah Allah. Tefekkür edebilmenin şeyi vehimdir. Zıtların varlığıdır. Neyse bunlar yapacaktık vazgeçtim. Bu kadar yeter kademe Geç şeye. Şimdi geçiyoruz ilk sayfamıza. Bak niye zıtlar yaptı ama çok güzel önermeler vardı aşağıda. Ama geçsin. Ee, ne yapalım? Bu akşam bu akşam alacağın şu olsun mu kadememizden? Hangi, Hangi sayfa açarsan aç. Doktor dedi ki boyu kananın durumu hepten iyi değil dedi. Eve götürün ne yerse yesin. Bu akşam durum hepten iyi değil. <laughs> Dur neredeydi? Ben de bilmiyorum ki. 421 var. Ha, 421, 421 miydi? Ha. Oraya ben de geleyim. Aç abi maç. İsterseniz aşağıdan başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu lezi halaka semavati ve lardı ve enzela mine semai ma enfe bi mine semerat eskan lekum ve sekhara lekumul fulke li tecri fil bahri bi amri ve sekhara lekumul enhar ve sekhara lekumul şems vel kamer vel kamer da'i ve sekhara lekumul leyle vel Vatakum min kul meseletumuhu ve in taudunî ma tâlâla tursuha. Şimdi orada da derseniz şeylerini de okuyun mealini. O Allah ki gökleri ve yeri yarattı, gökten bir su indirdi ki onun da sizin için rızık olarak meyvelerden bitirdi. Bak insan insanda nasıl büyük oluyor? Kendisi kendisine nasıl büyük oluyor? Çok tuhafıma gidiyor ya. ...insana e, nispet edilecek Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey. Cebrail bizim ruhumuzu... ...Mikail bizim kürsümüzü... ...beşer ve insanlığımızı... ...İsrafil bizim hayatımızı... ...İsrafil hayatımızı... ...Azrail ruhumuzu... ...Cebrail aklımızı... ...bizde temsil ediyor, bizdeler. Kainatta ise arş Azam'dalar, lef Muhafız'dalar, Arş'talar, Kürs'teler. Biz kainata makroyla mikro, yani cüzle kül gibi. Bütün kainat bizde. Zahir'de Azrail gelir. Ama bir yerde demeyin bunu. Bu söyleyeceğimi bir yerde demeyin. Gerek yok, usule dokunabilir. Zahir'de Azrail gelir, canımızı alır, böyle söyleriz. Böyle vaiz ederiz, hocam da öyle vaiz eder. Ben de öyle derim cenazede veya camide. Azrail gelir, canımızı alır. Böyle midir? Böyledir tabi. Ama batında böyle değil. Azel zaten bizde. Vefat da çekip gidiyor. Gelmiyor, gidiyor. Ne demek beden de ruhu tutan Azrail, beden de aklı tutan Cebrail, Ceberut, ee, hayatı bedenden tutan İsrafil, beşer ve insanlığımızı bizde tutan bizi biziden Mikail. Evet. Cani ne yapıyor biliyor musun? Onun mesela diyelim ki adamın gözü var ama içeride görme kabiliyetin eksik. Böyle bakar ama görmüyor. Yani sistem çökmüş. Mesela uçkurlukla mide çalışıyor İsrafil. Sistem yazılım itibariyle böyle. Aktif değil yani. Devre dışı yapmış. Biz hidayeti gönderdik ama onları onlar reddetti. Hepsi öyle yapıyor. Yani devre dışı yani. Sistem yanmış. Ama zulüm olurdu o yazılım olmamış olsaydı. O zulüm olurdu. İtti adam. Çöktü. Şimdi bu ayette okuduk. Rızık olarak meyvelerden bitirdik. Neyse ben direkt şey geçeyim. İşte şu ayetler. Geç abi bak. Bu beraber bak. Bak Allah zıtlara nasıl götürmüş. Arkadaşlar şirke yer yok. <laughs> şirke nasıl var? Yalnız ademi boşluklar var. O da işte biraz önceki misalim. Yeni geleneci yarım metresi olsa, birebir plastik olsa, o plastikler ışık vermiş olsa Suyun üzerine bırak, plastik batmaz. Daya, hiç sıfır sıfır dayansın. Boşluk var mı? Yok bu salonda. Aşağıdan suyu karıştır. Bunlar hareket eder mi? Etmez. Yer değiştirir mi? Değiştiremez. Çünkü yapışmış. Değil mi doktorum? Ama oradan, buradan, şuradan, ortadan 2-3 tane aldık mı? Boşluklar oldu mu? O boşluğun adı Adem'dir. Aşağıdan hareketlendirelim suyu. O plastikleri yeri değiştirir mi? Değiştir. Onların üzerindeki ışıkla tavana vurduğun kabul et akşam. O ışıklar devamlı manzara değişir mi? Değişir. Bunun adı alem-i şehadet. Bunlar esmalardır. Ara boşlukları ademi şeylerdir. Vücutsuz vücutlar. İşte adem şeyleri olacak ki... ...mevcudun meratipleri çıksın. Ha? Anladın mı Davut? Çok ilginçtir tabii. Ee, ama şirke nasıl gidiyor? Adem'den şirke gidilmez. Kafasızın kafasında var... Eğer şirke gidilecek böyle kainatta ademi şeyler, boşluklar olmasaydı Allah'ı ister istemez iman edecek gibi dizayn etseydi, yerleştirseydi, küfre yol bırakmasaydı hem hariçte hem burada. O zaman Allah böyle olmazdı. Bizim alemimizde Allah böyle olmazdı. Zaten Allah olmazdı. Bizim alemimizde öyle bir Allah. Senin anladığın bir Allah ile meleğin anladığı Allah. Aynı. Çoğu genel ayette söylüyor. Zanlarımızı ilah edindik. Zanlarımızı. Allah hakkında bir düşüncelerimiz var. O Allah'ı şablonladık. Onun dışındakiler hepsi şirktir dedik. Veha bir düşüncesi bu. Kafamızda bir Allah var. Şablon. Onun dışındakiler hepsi yanlış. Ve çünkü şirktir dedik. Şirk diye hemen damga vuranlar onun için aynı buna benziyorlar. Vehhabi yani. Çünkü kafasında bir ilah oluşturmuş. Müddin Arabi de öyle diyor. Oysa nereye yönelirseniz Rabbiniz oradadır diyor. Nereye yönelirseniz ait de ya. Nereye bakarsınız? Başka yöntemlerle. Benim külliyattaki istidadım bu. Ya kardeşim ben bunları içeriye taşıyamasam ben zaten yaşayamam. Kendim okuyamam. Sana da anlatamam. İlle taşınacağım içeriye. Azrail orayı bırakamıyor. Ya ben de neremde ya bu? Cehennem neremde diyorum. Ondan sonra ben niye depresyondayım diyorum. Merak ediyorum külliyatı. O zaman dert benim soru soruyorum. Diyor ki bana anladığım kadarıyla. Diyor ki Hasan bak şurada yapayım. Mahtaplarımızda çok çeşitli insanlar olduğu için niye atlıyor? Burayı tayin ve pekmez karşılaşırsanız Tay pek pekmez başka bir şey olur. Tayin buradayken pekmez gibi. Şuraya buraya hissini at. Mazideki takıntı hislerini koy. Koydun mu mazi hisleri? İstikbala ait korkularını da katar mısın abi? Kat. İkisi anda yaşanırsa depresyondur. Tek tek yapalım. Eğer burada his değil, koy kenara geçmişi. Gelecek takıntı olursa kaygı ve korku olur. E his olsun. Sırf geçmişe takıntı olursa buna da O, K, B dedikleri geçmiş takıntı olur. Anda cem olursa depresyon olur. Bunlara alemini otursunsa, kişiliğini yaparsa şizofreni olur. Tıptaki adı, bizdeki adı. Niye bunları söylüyorum? Ben merak ediyorum kendimi zaten. Zaten merak ettiğiniz için varsınız. Geliyorsunuz, bu deli böyle bir şeyler diyecektir diye de geliyorsunuz. Tam akıllı olmadığımda, bak şimdi işte şu ayetler, Biraz önce okudum ya, bak ne diyor. Zıta, zıta nasıl mahal yapmış Allah Onun için Kur'an'a böyle baktığın zaman, ademi vücutlar da var, mertebe olsun. Olmasa ilmi mertebelenmez. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? İçinde acizlik yok. Allah'ın ilmi niye sonsuzdur? İçinde cehalet yok. Bizimkisi niye mertebelidir? İçinde cehalet var, acizlik var. Onda, tamam. Şimdi dolayısıyla Allah ayetlerini bak nasıl kullanıyor işte şu ayette evvela Cenab-ı Hakk'ın insana karşı şu koca kainatı nasıl bir saray hükmüne halk edip Kur'an'ı bize vererek okuyarak okuturuyor. Kur'an'ı okuyarak okutturuyor harici. Ama Kur diyor ki ilk önce bununla kendini oku. Nasıl okuyacağım? Eğer ayna yaparsanız camdan dışarıya dışarı, dışarı görürsün. Arkasına sırlar mısınız camı? Sır. Gümüş veya çinko. Boya yani. Onun adı sırlama. Zırlama değil, sırlama. Peki kaşıyı görürken sır yaparsanız neyi görürsünüz? Kendini. işte Kur'an'ı sırla. Neyle? Risale-i Nur'la sırlıyoruz. Boyadık Risale-i Nur'la. Aa kaşıyı görürken Davut'u şimdi bakıyorum kendimi. Ha Kur'an'a bakırken kendimi okuyorum. Ve Risale-i Nur biz aynı şöyle yapıyoruz. Niye okuyorum? bunu oraya okumak için okuyor. Bu gözlüktür. Bunu bunun için okumuyor. Bunu okuyarak diyorum ki Allah Kur'an'da ne diyor bana? Hz. Muhammed kimdir diye bunu okurken ona baktırıyor. Gözlüktür, gözlük. Merdivendir, dürbündür. Bunu onun için okuyoruz. Kur'an ne diyor? Peki Kur'an'ın için okuyoruz? Kelam sıfatıdır. Rabbimiz kim ya? Nasıl bir Allah? Ben kimim? Niye buradayım? Ne işim var? Nereye gideceğim? Bu kadar basit değil. Basit olur mu insan ya? Mutfakta da olur. Tuvalette bir olur. Bu kadar mı ya? Olmaması lazım ya. Ya ne bileyim ya? Bir tuhaf. Bak diyor ki işte şu ayetlere evvela Cenab-ı insana karşı ettiği, karşı şu koca kainatı nasıl bir saray hükmüne getir? Halk edip sonra ne yapmış? Semadan zemini abayatı gönderip. Ama nasıl anlarsın? Nömine yok, model yok, mukayese yok, taklit yok, muacele yok, keser, çekir, pense yok. Madde yok, mekan yok, zaman yok. Allah bu kainatı kururken, şu dünyayı kururken düşünürsen tefekküründe bu oturur. Yani dünyayı Allah kurarken Allah var hiçbir şey yok. Dünya yok, madde yok, mekan yok, zaman yok, şekil yok, ses yok, çekiş pense yok, nömine yok, misal yok. Patent yok. Başka bir yeri taklit etmek yok. İlk ve son yapıyor dünyayı. Güneşten kopmuş parça. Selpa olan var mı böyle? Bir veya peçete bir şey göstereceğim. Var mı burada kağıt? Ver abi bir şey göstereceğim. Aa bak getirdi. Az kullanılmış, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bak şimdi. Şu tamam bütünseldir, değil mi? Tamamdır şu ufaktır ama bunun bütün özelliğini haiz değil mi abiler? Güneşten kopmuş parça demiyorlar mı dünya? Güneşin bütün nükleer sistemi bunda var. E peki kardeşim güneşte ağaç mı vardı, kuşlar mı vardı, deniz mi vardı ki güneşten kopan dünyada bunlar var? Niye bunda, oradan kopan bir şeyde niye bunda farklılık var? Bak bunu homojendir, bütünseldir. Buradan kopar. Bu dünyadır, bu güneştir. Niye burada böyle var? Yani bir kast yok mu? Ha ara boşluğunu anlatacağım şimdi. Ya kendi kendine oluştu işte. Evrildi, çevrildi, devrildi. Oldu. Tabiat ve sensin ne güzel diyor. Et sahneye gitmiş. Bu affınıza sığınırım. Geri girmiş. hak ediyor böyle. Orada A maddesi, B maddesi bütün 108 tane elementler var. Kalsiyum, magnezyum, uranyum. Nasıl oldu bu? Kat işte Kapı nasıl oldu? Garip bir rüzgar. Tabiat risalesi ne misal bildiğiniz. Nasıl yaptıysa camı açtı. Oradan hangi hangi element lazımdı? 7 tane. Kalsiyumdan 0.05 miligram kalsiyum. Demirden 0.02 miligram. Kükürtten şu kadar miligram. O kaplara gidiyor. Rüzgar nasıl olduysa tersten esiyor. Kapağı açıyor. Sonradan buradan bir vuruyor, deviriyor. Kaç miligram? 0.05 miligram Hava yapıyor bunu. Hemen hesap yapıyor, düzeltiyor kapada kapatıyor. Sonra akması gereken bütün kaplardan akıt duruyor. Sonra onları bir anafor yaparak, ısıtarak arı gibi bal peteğinde mumya yapmak için o sıvı donması için ısıtıyor. Suyu çürüyor arabaya, bal donuyor. Ama kiloya gelsin diye fazla bal satayım diye mum daha ısıtmadan arının balını satıyorlar ki su gibi ya kiloya gelsin zalim beşer. Görüyor o kabını yapıyor, o şeyi ısıtıyor. Sonra o hap oluyor. Sonra orada da bir bidon vardı, mürekkep. Ona bir vuru veriyor. Kağıt vardı yanı. O devrilince reçete yazıldı. Sabah akşam şöyle olacak tokkanla yan tesirler vesaire. Şöyle şöyle olunca hemen doktorunuza başvurunuz. Onlar da hep yazdı mı abi? Yazdı, şirketi de yazdı. Sonra rüzgar düzeltti. Sonra o reçeteyle ve onu katladı. Kutuya koydu, rafa satışa çıkarttı. Hangi aptal inanır buna ya? Vallahi ya. Eşek bile inanmaz diyor. Oğlum, şimdi bu ot ondan daha harika ot. Çünkü ilaç cansızdır. Yan tesirleri var. Elma ondan harikadır. Edviyedir. Bir ilaçtır. E nasıl oldu? Kalsiyum, magnezyum, demir. Bir tanesini dediğim gibi. Vallahi geçenlerde dedim. Bizim Karadeniz'de radar var böyle. Neye bakıyorsun? Vallahi böyle bir şimşek çaktı falan yaptı. Biraz deprem gibi bir şeyler oldu. Baktım dağın tepe, tepesinde Demir fırladı, bakır fırladı, gümüş fırladı, magnezin fırladı. Bir baktım F-16 oldu. Allah Allah. Dağın tepesinde F-16 vardı. <laughs> dedi ki, ne demek istiyorsun dedi. Ya F-16 cansız ama ondan harika. Evet, amcamın ağacın armuta baktım kuş yapmış. Ona dedim F-16 hemen dağın içinde olmadı. Ağacın tepesinde imalat var. Uçaktan harika, F-16'dan harika. F-16 cansız, bu canlı. Aradaki fark şey sonsuz. Bu nasıl imal edildi Armut'un tepesinde? Ha, bu kadar bir mekanda F-16 kaç bin dönüm arsada olacak? Lan ilaç, ilaç gibi midir bir kuş? Bu ilacı böyle demiyorsun da o ilacı meydana getiren insana nasıl diyorsun diyor. Hükmünde halk edip semadan zemine abi hayatı gönderip insanlara rızkı yetiştirmek için zemini ve semayı iki hizmetkar ettiği gibi. Yukarıdan suyu. Baba gibi. Aşağıda anne gibi. Alıyor. Ev, geçiyor. Evlatları olan bitkiler çıkıyor. Hiç ona benzemiyor. Toprağa benzemiyor, suya benzemiyor. Nar çıkıyor mesela. Mısır çıkıyor. Evlada bak. Sema'dan zemini anne ile baba gibi. Bak evlatları çıkıyor. Rızkı yetiştirmek için zemini ve semayı iki hizmetkar ettiği gibi zeminin sair aktarlarında bulunan her bir nevi meyvelerinden her bir adama istifade imkanı vermek. Hem insanlara, bak bu çok hoşuma gidiyor bu şurası da. Semeri sahillerini mübadele edip her nevi medar-ı temin etmek için gemi insana musakar etmek. Ne var ya burada delil diye. Fulki tecrifil bahri diye söylüyor ayette. Yani arkadaşlar, ağaçta işte bu güneş iken Dünyayı yapacaksın ha böyle koparttın parçayı bunu. Suyu nereden getireceksin? Mehmet A bu kazanı ile taşısak. bu dünyadaki suyu nereden taşıyacak? Buraya getirdin. Özgür ağırlığı nasıl olsun abi? Civa gibi mi olsun? Pekmez gibi mi olsun? Su gibi bir bir olacak değil mi? O zaman gemi yüzsün diye yapmış. Ve her şey donduğu zaman aşağıdan donar, su yukarıdan donar. Niçin? Eğer aşağıdan donarsa bütün balıklar ölürdü soğuk. Peki yukarıdan niye dönüyor? Hava soğuktur, aşağıdakiler üşümesin diye battaniye vazifesi yapıyor buz. Üstten donar. Yani şu suyu getirmiş ve öyle özgül ağırlığıyla yapmış ki gemileri yüzdürebilesin diye. Pekmez gibi olsa, bal gibi olsa ne olacak? Nasıl yüzdüreceksin? Gemi diyor. Peki niye? Karalarda nasıl böyle birbirlerine muadile edeceksin? Buğday vereceğim. <laughs> Adam şeftali alacağım. madem vereceğim. Teknoloji alacağım. İşte mübadele etsinler, alışveriş yapsınlar diye dünya girintili çıkıntılı ya. O zaman denizleri medar-ı maişet birbirine değiş tokuş yapmak için nakliyat sistemini koymuş. Suya bu özelliği vermiş. Lap diye gibi aşağı düşmüyor. Civa gibi de olsa olmaz. Pekmez gibi de olmaz. Hele bal gibi olsa. Çok iyi olurdu ama Gemi yüzü, yüzü Yemek için tamam. Gemi için ne olacak? Bal olsa ne olur şimdi? Hiçbir şey olmaz. Bak gemi insana musahhar etmiştir. Yani denize... Bak ne yapmış ki? Su, su, su da gemi yüzebilmesi için. Denize rüzgar lazım. Ağaca öyle bir vaziyet vermiş ki... Rüzgar eşyata kamçı gibi gemi bir at, deniz onun ayağı altında bir çöl gibi durur. Tasvire bak, Kur'an tasvir ediyor. Gemi bir at, rüzgar bir kamçı. Ondan sonra deniz de bir çöl gibi. Bir tanesi dediği gibi, abi dedi rüzgara gerek yok ki. Dedi ki şu, şu parmak olmasa bugün teknoloji yok dedim. Abi gerek yok dedi bilgisayarla yapıyoruz falan dedi. Ben o işte o hale gelmen için bu lazımdı o rüzgar yelkenler olması için bugünkü motor şeyi olacaktı. Rüzgar olmasa nasıl yapacaktım? Her şey dönük olsa çamaşırım kurumaz ha. Rüzgar hareket etmese çamaşır kurmaz Her şey olduğu gibi dururdu. Buharlaşma olmaz, kuruma olmazdı. Rüzgar hareket etmese. Buharlaşma, çamaşırlar kurutamazsın. Her şey dönük olur atmosfer. Ve farkında mısınız şu, bu güneş, dünya 150 milyon kilometre burada. Öyle dönecek ki fırlamayacak, merkeze de çekilmeyecek. Hem de dengeyi sağlayacak, içini sarsmayacak. Bazen surat yapınca biz duman oluyoruz değil mi? Şimdi 1666 kilometre kendi ekseni etrafına dönecek. Aynı anda 108 bin kilometre hızla böyle ben elle bile yapamıyorum. Bunun etrafında dönecek. Sarsmayacak, dengeyi bozmayacak. Suları üzerimize dökmeyecek. Vallahi hakikaten Allah lazım ya. Ama böyle bakabilirsen, bakamazsan, ya ne var ya şimdi denize bakmadık, Bu ne var ya, niçin Allah olsun ya? Niye? Dağdan işte kazıdık, çıktı işte. Resmi sudan git bile dağa, dağdan da çık dünyaya, dünyadan da galaksiye. Bak bakayım yedi kat seman arkasında sebebin de sebep olmadığını, o da bir sistem olduğunu görecek. Yani elma ya sebep ağaçtır, ağacın da bir sistem olduğunu sistem içinde sistem olduğunu, mucize olduğunu görecek. O ona kolaylık değil, tam tersini zorluktur. Gökten elma indirmesi daha kolaydı, ağaçtan çıkan. Yani sebebin de sebep olmadığını, sistem olduğunu görecek. Ama külli bakabilirse. Ee, insanları i̇nsanları gemi vasıtasıyla bütün zemine münasebetdar etmekle beraber ırmakları, büyük nehirleri, insanın fıtrı birer vasıtayı nakliyesi hükmünde Hükmünde tesir, yani emrine vermiş. Çok acayip ya. Bu kadar 60 kilo, 70 kilo bir adam. Yerin dibine kaç bin aşağıya maden vasıtasıyla iniyor. Kaç bin kilometre yukarıya ikinci tabakaya çıkıyor. Yerin dibine gidiyor. Bu insan ne acayip bir şey ya. Bak kendisinden ne kadar büyük kendisi. Dünyada ne kadar büyük ama dünyanın içinde olan. Nasıl böyle ciğerlerine kadar girmiş dünyanın çok tuhaf insan ya. Hem güneş ile ayı seyrettirip mevsimleri ve mevsimlerde değişen müninin hakikinin yani o şeyi değiştirince samadaki yukarıdaki ışıklar değişti ya misalimiz gibi mevsimleri değiştirerek suretler tezahürler değişiyor. Kış. Mesela eskide düşünürdüm Zübeyir. Ya kar beyaz olsa şey siyah olsa ne olur? Şey kırmızı olsa ne olur? Beyaz denen bir renk yok zaten fizikçiler. Yedi tane rengin kulasasıdır. Kar beyaz olsa ne olur biliyor musun? Şey beyaz değil de kırmızı olsa. Bütün o renkler ve varlık değişir. Karışıp bir kırmızı boyasan. Bak beyaz yedi rengin kulasasıdır. Sen oradan çıkartıyorsun. Kırmızı yapsan. Işı fotonun içerisinde gökkuşağı var ya. Niye gözüküyor? Ee, az yoğunluktan çok yoğunluğa geçince ışığın içerisindeki güneş tan şeyleri boyutu en yavaş hareket ediyor. Şey kırmızı boyut. En hızlı giden mor. İkisi arasında yedi tane. Yani beyaz denen bir renk o. Yedisinin yedi tane rengin hulasası. Eğer kar beyaz değil kırmızı olsa yani bütünsel olmasa bütüne gıda olamazdı. Tek boyut olsaydı kırmızı olsaydı sıf o maddelere gıda olurdu. Beyaz olarak kar hepsine vitamin oluyor. Beyaz çünkü yedi rengi tazamun ediyor. Ya çok acayip niye söylüyorum? Münim hakikini renk, bak renk renk nimetlerini insanlara takdim etmek için iki musahar hizmetkar. Kim? Güneş ile ay. Aynı zamanda takvimcilik yapıyor. Ve o büyük dolabı çevirmek için iki dümenci hükmünde halk etmiş. Bir de lütfen şu dikkatinizi çekiyorum şu şu kelimeye. Gece ve gündüz olmasaydı, Tövbe estağfurullah. Tahayülü küfür küfür değil. Allah nereden hatırına geldi gece yapayım diye? Ya. Allah varken hiçbir şey yok. Gece ve gündüz Allah nereden hatırına geldi ya? Tahayülü küfür küfür değil. Allah hatırlamaz. Ama tefekkür ediyor. Allah geceyi yapayım diye, geceyi bize istirat yapmış. Gece oturup kitap okuyanlar, gündüz yatanlar yanlış yapıyorlar. Fıtratlarına yanlış gidiyorlar. Böyle değil. Çünkü Allah ha bu rahatınıza diyor. Burada gelecek. Geceyi örtü yaptım. İstirahat. Sen istirahatta ders çalışıyorsun. Güya kitap okuyorsun. Kur'an okuyorsun. Çalış dediği şeylerde de yatıyorsun. Fıtrata sırt Ondan sonra diyorsun niye benim psikolojim bozuk? Ben de soruyorum niye bozuk olmasın? Bak şimdi. Gece ve gündüzü insana musahhar. Yani bak. Ha bu rahatına gece örtü. Bak uykuyu gece örtü yapmış. Örtmüş. Hani sokak lambası bile şey yapmasın perde çeviriyoruz. Gündüzü maişetine ticaretkar hükmünde tesir etmiş. Allah böyle yaratmış. Yani geceyi bunun hiç yapmış, gündüzü de bunun için yapmış. Ama biz ters yaparsak olmadı ki. İşte niam ilahi tadat ettikten sonra Allah'ın sonra insana verilen nimetler ne kadar geniş bir dairesi olduğunu gösterip o dairede ne derece siz nimetlerle dolu olduğunu şu ayet ve ataakum min ve in ta'udun tusua istediğiniz her şeyi size veren o Allah'tır. Allah'ın nimetlerini sayısız saysanız sayamazsın. Fezdeki gösterir. Yani fezdeki kulasa ana fikir diye. Yani insana bir de nasıl karıştırıyoruz? Niye karıştırıyoruz diye bir yer okuyacağım ama kaç dakika oldu? Ee, Beş dakika ha, kaç? 5 dakika mı var? Tamam. Yani o zaman düz okuyor. İstidat ve ihtiyacı fıtri lisanı insan ne istemişse bütün verilmiş. Niçin şey yapacaktım biliyor musun? Ara boşluğu Adem niçin oluyor? Ona girecektim. Yani küfre niye yol açılmış? Hangi yöntem? Şurada anlatıyor şurada. Hemen çabuk okuyayım. İnsana olan nimet-i ilahi tadat, de, tadat ile bitmez, tükenmez. Evet, insanın madem bir sofrayı nimeti semavat ve arz ise... ...ve o sofradaki nimetlerden bir kısmı güneş, kamer, gece, gündüz gibi şeyler ise... ...elbette insana müteveci olan nimetleri hat ve hesaba gelmez. Bak arkadaşlar, Allah küfre gidecek yolu nasıl yapmış? Ayrı, şu... Yedinci sır beraber. Kâr oluyor ki ayet, zahiri sebebi icadın kabiliyetinden az etmek, uzak göstermek için müsebebin yani sonucun gayelerini, semerlerini gösteriyor. Yani Allah diyor ki, bak diyor elma sebebi ağaçtır. Dünyanın dönüşüdür. Topraktır, sudur, havadır. Tamam mı abi? Şu sonuca bak. Bu elmada rengi gözünü bilmeyi, kokusu burnuna, tadı diline, yenişi dişine, vitamini vücuduna. Bu sonuçta bunları düşünecek, bunları düşünecek sebeplerde var mı? Yani benim midemi, benim gözümü. kör, kör sebep. Toprak kördür, ağaç kördür, güneş kördür, su kördür. Ama elmaya öyle bir renk verecek ki benim gözümü bilmesi lazım. İşte sonucu göstererek Ta ki sebebi zikrediyor. Bak diyor bu sonuç sana bakıyor elma. Nar sana bakıyor. Ama bu sonuca sebep olan ağaç senin gözünü bilemez. Çünkü kendisi kördür. Ve bu meyve sonuç canlıdır. Sebepler cansızdır. Güneş cansızdır. Su cansızdır. Toprak cansızdır. Ta anlaşılsın ki sebep yalnız zahiri bir perdedir. Çünkü gayet hakimane gayeleri ve mühim semereleri irade etmek gayet alim hakim birinin işi olmak lazımdır. Sebep ise elma, bak güneş, hava, toprak, su sebep ise şuursuz camittir. Toprak cansızdır ama çıkan canlı. Çıkan renkli ama onu ortaya çıkaran sebep kör. Çıkan merhameti iktiza ediyor mesela Mısır'ı sana vermiş. Nar'ı sana vermiş. Bu merhametin fiilidir. Ama bunlarda böyle bir merhamet sıfatı yok. Demek ki şuursuz camittir. Hem semere ve gayetini zikretmekle yani sonucu bize tefekkür ettirerek ayet gösteriyor ki sebepler çendan nazar zahiride ve vücutta müsebebat ile muttasıl ve bitiş, bitişik görünür. Fakat hakikatte ma uzak bir mesafe var. Şimdi okumak istediğim buydu. Yani küfre gidecek Yöntem nedir o ademin boşluk? Burası sebepten müsebebin icadına kadar o derece uzaklık var ki en büyük bir sebebin eli en etna bir müsebebin yani sonucun icadına yetişemez. İşte sebep ile müsebep ortasındaki uzun mesafede Esma-i Elahi'ye birer yıldız gibi tulu eder. Matlaları ee, o mesafeyi maniyede nasıl ki ha şurası nasıl ki zahir nazarda Uzaktan baktığın zaman dağların tepeleri sema ve yıldızlarla bitişik gözükür. Veya dışarıdan baktığın zaman sahilden denizin ilerisi yıldızlarla bitişik gözükür. Bir daha. Yani Adem'i dediğimiz Allah'a inkara götürecek şeylerin vücudu böyle oluyor. Sebep niye fail zannedilmiş? Ona misal veriyor. Diyor ki zahir nazardan <laughs> şu dağın tepesi ileride yıldızla bulutlarla bitişik. Sema ile yıldızlarla bitişik gözükür. Ama git bakalım oraya kadar. Aa tepeye çıktık. Öyle bir şey yokmuş. mu şu kadar mesela. Uzaktan bakarak diyor ki Esma ile yıldızlar gibi de matlaları yani o yıldızlarla dağın arası mesafeyi de Nasıl ki zahir nazarda dağların daire ufkunda semanın etekleri mutasıl ve mukarin görünüyor. Halbuki daire ufku cibali'den yani dağın tepesinden semanın eteğine kadar umum yıldızların matlaları ve başka şeyler meskenleri olan yani dağın beti ama o kadar ruhaniler var, cinler var. Ruhani mahluk kalın hava atmosferde şu anda siz, biz mi varız burada? İsrafta olur. Bir sürü mahluk var burada. Bu cinsten, bu ders cinsinden. Niye söyledim? Başka şeylerin meskenleri olan bir mesafe azime bulunduğu gibi. Esbab ile müsebebat yani aynı sebeple nar ile mısır ile ona gösterilen sebep uzaktan baktığımız zaman dağla semanın bitişik gözükmesi gibidir. Uzaktan baktığımız için bitişik gözüküyor. Gaflete bakınca bak öyle diyor. Esbab ile yani ağaç ile elma ma beyninde öyle bir mesafe-i manevi var ki imanın dürbünüyle Kur'an'ın ürüyle görünür. Mesela ona ait bir ayetler okuyayım. Diyor ki, Felyan zurul insan ile tamim. İnsan yediğine bakmıyor mu? E bakınca ne oluyor? Anne sebep ne? Ma sebep su meşakak Erde şaka. Fa an betne fiya haba ve ina ve kadba ve zeytun ve nakhla ve daikun gulba ve fakihaten ve abba matanlikum ve lanamikum. İşte şu ayet. istersen aşağı in bak şeyini de düzgün okuyalım. Aşağı in bak diyor ki insan şu insan bak diyor ki insan hiç olmasa şu yiyeceğine bir baksa ya ne oluyor? Baktık ey Rabbi. Mısır'a baktım. Nara bak. Suyu nasıl döktükçe döküyoruz? Niçin diyor? Şu 1666 kilometre hızda kendi ekseni. Şu güneş, şu dünya. Ve aynı zamanda 108 bin kilometre böyle dönerken 100 kilometre atmosferi 23 derece 27 dakika eğik olacak mevsimler vesaire gece gündüzler olması için bu bu mesafe 150 milyon kilometreyi de kilometre km de koruyacaksın Bu yetmiyor. Yıldızlar da seninle bağlı, ayda bağlı. Bu dengeyi koruyacaksın ve semadan yağmur yağdıracaksın. Adam diyor da ikokol kafir. Ten, tencereyi getirdi. Aşağıdan tüpü koydu. Ah şimdi aklım olsa ikokol da. Tüpü yaktı. Tencereyi suyu kaynattı. Kapağı vurdu bu var. Ondan sonra tuttu kaldırdı. Soğuk havaya o sıcak buhar çarpınca çarpınca orada kapaktan sular aktı. Çocuklar görüyor musunuz dedi Bak su böyle yağ yağar. Şey, yağmur böyle yağar. Ama direkt diyemiyor köyde. Yani böyle Allah. Yani birilerine birilerine dayandırıyorlar ya. Yok işte böyle. Güneş ısıtıyor. Tamam da bu düzeni sen kurmadın mı bu aklınla? Sığır yapabilir mi? Ey sığır özür dilerim sığırdan. Yani bu tüpü getirdin, tencereyi getirdin, suyu getirdin, kapağı getirdin, aklen bu sistemi çözdün. Onun fotokopisini yapıyorsun. Oysa bu yağmur yağdırmayı Allah madde yokken, zaman yok, mukayese yok, zaman yok, taklit yok, nümine yok, macele yok, böyle bir sistem yokken bunu ilk ve son yapacaksın. Sen onu taklit ediyorsun. Taklit edince faillikten çıktı mı sen bunu sen kurdun işte. Bak tüpü getirdin hocam. Tencereyi de sen getirdin. Suyu da sen getirdin. Kapağı da şey yaptın. Yani sensiz nasıl olacak bu şimdi? Ayasofya camisi olacak. Kumu getirdin, çakılı getirdin, demiri getirdin, çimento Ama mimar Sinan yok. E nasıl olacak bu şimdi? Yığmışsın. Hadi bakalım. Ey demirler, ey çimentolar. E dünyayı bak şimdi. Yağmur yağdıracaksın. Bu dünya, güneş, 150 milyon kilometre buraya koyacaksın. Bunu işte 1666 ile kilometrede döndüreceksin. 108 bin kilometrede böyle döndüreceksin. 100 kilometre atmosfer koyacaksın. Buraya kopmuş olan, güneşten kopmuş olan, a bu güneş, bu da dünya, su getireceksin, koyacaksın. Sonra aşağıdan da tüple ısıtacaksın, mamadan. Yukarıdan da havayı nemlendireceksin, incelteceksin. Buradan bunu fışkırtacaksın. Onu Yukarıdan ısıtı belirli yere kadar 100 km aşmasın. Aşarsa su buharlaşmadan dolayı atmosferden çıkarsa dünyada su kalmaz. Uçar gider galaksileri. Çıkmasın diye yukarıya battaniye koymuş. Battaniye koymuş. Aşağıdan da ısıtıyor yoksa da ne? O suyu buharlaştırmış. Buraya tutuyor. Sonra onu lazım olan yere rüzgarla kamçıyla gönderiyor. Yağ duruluyor. Kafir gözü, dinsiz gözü görmez oldu yüzümüzü. Hak söyleyen ayetleriz biz. İşte Boşluğu görüyor musunuz yani? Küfre gidecek, yüzde yüz iman edecek şey olarak yaratmamış. Ta ki böyle adamlar olsun ki biz de böyle konuşalım. Tencereyi sanki kendisi. Bak sınıfı o getirdi. Tüpü o getirdi. Taklidini yapıyor. E, gözün taklidini yapıyor radar. E Göz şimdi sahipsiz mi oldu? Kartalın gözüne bakılmış. E peki kartalı yapan nereye bakmış? Bak burayı göstermek istiyordum bak diyor ki ha bitti şu şurada e, şuradaki ayette diyor ki felenzur el insan ile İnsan yediğine bakmıyor. Bakınca ne olacak ya Rabbi? Suyu bak nasıl döktükçe döküyoruz. Sonradan da yeri yarıp toprağa şakka İçinden sizin ve hayvanlarınız için taneleri, üzümleri, sebzeleri, zeytinleri, hurmaları, iri ağaçlı bahçeleri, meyveleri, çayları bitiriyoruz. Lan topraktan ne çıkacak bu ya? Hangi insan hiç görmese, çöle getirse Allah bizi, dese ki, ey kulum çölü gözü kum, söyleyin bakalım, tahmin edin bakalım, buradan ne çıkar, ne çıkartayım? Lan kimin hatırına gelir karpuz çıksın, üzüm çıksın, mısır koçanı çıksın, bir kılıf bir kılıf daha, bir kılıf bir kılıf daha, böyle bir şey çıksın. Enginler çıksın, lahanalar çıksın. O çölden böyle bir şey bekler misin ya? Pijamalı şey, zebralar çıksın, hayvanlar olsun. Muhabbet kuşları yaratılsın. Güneşten kopmuş olan, güneşten kopmuş olan dünyaya muhabbet kuşu renkli renkli ya bu. Allah Allah. Çölde kim bekler? İşte kör olası, işte dinsiz gözü aradaki boşluğu aradaki boşluğu küfre sebep zannedilmiş. Peki aradaki boşluğu ne yapmış? Bunları insan düşünsün, iç alemi hareketlensin. Yani kendisi kendisini açsın. Kendisi kendisinden büyük olduğunu görsün kendisi kendisiyle inşa etsin. İnsan ya Allah bile diyor ki beni mi tanımak istiyorsun kulum? Allah duyuyor mu şimdi? Duyuyor. Diyor ki beni mi tanımak istiyorsun? Evet ya Rabbi şimdi diyor. İlk önce kendini tanı. Men arafa nefse ha kadar Rabbi. Bak insan işte sıkıntı sıkıntı yaparsan sıkıntı sıkıntı oluyor ama koyduğun zaman meğer zengin düşünesin, yüksek düşünmek için geniş düşünmek için, derin düşünmek için okyanusta durun, ezberleyin bak. Okyanusta yüksek, sahili yok, geniş, dibi yok, sipsiya. İşte insan bu kadar yüksek, geniş, derin düşünsün diye vehim vermiş. Onunla yüksek hakikatları kavrasın, geniş hakikatları kucaklasın, derin şeyleri yukarıya çıkarsın. O vehim onun için verilmiş. Vehim bunun için. O zaman ne oluyor sonuç? İnsan kendisi kendisinden büyüktür. Kendisi kendisine sığmayacak kadar muhatap ilahidir. İnsan yani şöyle diyor usta, bir saray düşünün. Sarayın içinde bir şehir var. Bak saray düşünün. Sarayın içinde şehir var. Şehrin içinde alem var. E tamam da bu saray nerede? Biz böyleyiz. Bütün şeceri hilkat, 28 bin alem, Cebrail, Mikail, Azrail, İsrafil, Cennet, Cehennem, Domuz, Zilan, Altı ne varsa Hepsi insana konuşsan olur. Şey, yegane nispet edilecek şey insan ancak Allah'tır. Muhatap Allah'tır. Ve ahirde vahum en ilhamdülillah Rabbil alemin. Ya Rabbi bu hakikatta haklanmayı hak isminin hürmetine nasip eyle. Allah'ım İslamiyet'e ve Müslümanlara gaziye ve bilad İslam memleketlerine nerede Müslümanlar mücadelesi varsa Allah'ım Risale-i Nur'un şahsı manevisinin hürmetine ve Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki aleyhissalatü vesselam dualarınızda bizi vesile yap, beni vesile yapın. Ya Rabbi duamızı Muhammed aleyhissalatü vesselam'a vesile yapıyoruz. Duamızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Düşmanlık yapan başta, başta İsrail ve yardımcılarını kahar isminle karı perişan eyle ya Rabbi. Allah'ım Türk milletini ve Türk ordusunu kılıcını ayağına değil düşmanına vurdurarak Ağlayan alem İslam'ı İttihat İslam'la güldürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ve vahum en Rabbil alemin el Fatiha. Amin. Geceniz mübarek olsun. Allah.